Herkese merhabalar. DNA ve genetik kodu yapacağız. 7'den 8'e hazırlık kampımız süper bir şekilde gidiyor. Nasıl gidiyor Tonguç Emre Hanım? Hocam harika gidiyor. Bütün gün geziyorum, tozuyorum ama videolarımı da izleyip dersimi çalışıyorum hocam. Tebrik ediyorum seni. Hem gezeceğiz keşke hem öğreneceğiz. Keşke hiç okul olmasa hep böyle bütün gün gezsek yazın. Evet. Birkaç tane video izlesek, birkaç tane test çözsek. Ne kadar güzel hayat değil mi? Şimdi bir kere Tonguç'um biz hücrenin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hücre ne demek Tonguç Emre Hanım sence? Hücre insanın en küçük insanı. Hücrenin en küçük yapı taşına, canlıların en küçük yapı taşına biz ne diyoruz evladım? Hücre diyoruz. Hücre. Nasıl bir bina nelerden oluşmuştur Tonguç evladım? Amene! Bir bina tuğlalardan oluşmuştur. İnsanlar da, canlılar da, hayvanlar, bitkiler hepsi de hücreler dediğimiz yapı taşından oluşmuştur. O yüzden tüm canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük görev ve yapı birimi denilen daha havalı bir tabiri var diyebiliriz. Tonguç'um hücre dediğimiz şey aslında çok eskiden bilim adamları tarafından tesadüfen bulunmuş bir şey böyle. Tesadüfen görmeye başlamışlar. Neyle görmeye başlamışlar? Mikroskop. Aynen mikroskop. Çok güzel havalı söyledin gerçekten. Özelliklerine baktığımız zaman hücrenin enerji üreten, bulunduğu ortamla madde alışverişi yapabilen, büyüyen, çoğalan ve ölen yani normal insan gibi. Normal nasıl insanlar büyüyebiliyorlar, sonra çoğalabiliyorlar, eşleri oluyor, çocukları oluyor falan filan. Sonra da mortanzi oluyorlar. Aynı onlar gibi hücrenin de yaşam döngüsü aslında aynı. Enerji üretiyor, aynı zamanda alışveriş de yapıyor. Nasıl biz yemek yiyoruz, sonra ne yapıyoruz? Tuvalete gidiyoruz ya Tonguç'um. Evet hocam. Hücre en önemli işimiz ne hocam? Çişimiz, tebrik ediyorum size. En önemli işimiz çişimizden nereden çıktıysa neyse hücreler de dışarıdan madde alıyor veriyor. Peki Tonguç'um bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Hücrenin temel kısımları var. Hücrenin temel kısımları deyince 3 tane yapı gelecek. Çok basit bir mantık var Tonguç'um. Şunu bir hücre düşünürsen. Bak hücrenin ortasında bir yuvarlak var. Hücrenin en dışındaki yapıya biz ne diyoruz Tonguç evladım benim? Hücrenin duvarı. Zarı diyoruz. Hücre zarı diyoruz. Onun arasındaki bu böyle sıvı kısma ne diyoruz Tonguç evladım benim? Hücrenin içindeki mukus. Sitoplazma diyoruz. Bunun içindeki bu yuvarlak kısmı ne diyorsun Tonguç evladım benim? Çekirdek. Süper zekisin işte bu çekirdek dediğim şey de en ortasıdır diyebiliriz. O zaman hücreyi ben 3 kısma ayırırsam en dışarıdaki kısım hücre zarı, sonrasında aradaki kısım sitoplazma ve en ortasındaki kısım da hücrenin çekirdeğidir. Yani yönetim beynidir Tonguç evladım diyebiliriz. O zaman hemen şöyle düşünelim bak. Bu bir hayvan hücresi, bu da bir bitki hücresi. Nasıl anlıyoruz hayvan ve bitki hücresi olduğunu sen Tonguç? Hocam siz bu işin üstadısınız o yüzden anlıyorsunuz. Hayır. Ben nasıl anlayayım? Mantık şu. Hayvan hücresinin yuvarlak olurken bitki hücresinin oluyor köşeli oluyor. Kare. Ve bunun sebebi de bitki hücresinin dışında böyle bir hücre duvarı denilen... Kitin. Hayır Alexa saçma. Hücre duvarı denilen bir yapı var ve bu sanki bir tuğla gibi bitki hücresinin köşeli bir yapıya getiriyor. Normalde hücrenin en dışındaki bu mavi kısım var. Burada bak mavi kısım var. Bu mavi kısma biz ne diyoruz Tonguç Erdoğan benim? Hatta zar. Hücre zarı diyoruz. Peki bu sarı kısma ne diyoruz Allah'ını seversen? Hücre çekirdeği. Hayır bu bak aradaki sıvı kısım diyorum. Sarı kısma Stoplazma diyoruz Tonguç evladım benim. Peki bu ortasındaki yuvarlağı ne diyoruz? Ortası yuvarlağı böyle sağlam yuvarlağı. Çekirdek. İşte bu kadar. Buna çekirdek diyoruz. Süpersin Tonguç evladım benim. Şimdi burada şunu unutmayalım. Bak hücrenin çekirdeğinin içinde şöyle yapılar var. Şunları adlandırabilir misin Tonguç'um? Koful. Hayır saçmalama. Tonguç mozom. Kromozom. Harika tebrik ediyorum seni. Kromozom diyoruz bunlara gerçekten de. Kromoma hücre bende. Hücrenin aslında bilgilerinin, şifrelerinin ve bütün kodlarının saklandığı yer. Normalde nasıl? Pin kodu. Bizim cep telefonumuzun içinde aslında bir hafıza var. Bu hafıza kaç gigabayt bilmem ne işte. Bu bilgilerin saklandığı yer ya. Aynı hücrenin de bilgilerin saklandığı kromozom da yani Tonguç mozom da bunların bilgilerin saklandığı özel paketlenmiş kodlar aslında diyebilirsin. Tonguç'um bir kere hemen düşünüyorum. Hücrenin yönetim merkezi olan yer neresi burada? Hücrenin en ortasındaki yani 3 nolu kısım diyebiliriz değil mi? İşte bu 3 nolu kısım yani bu kromozomların içinde barındıran en ortasındaki yuvarlak kısım hücrenin yönetim merkezi. Yani ne diyoruz Tonguç Evren Bey'im? Hücrenin çekirdeği diyebiliriz. Peki hücreye şeklini veren ve hücreyi koruyan yer neresi Allah aşkına? Şurası yani mavi kısım. Yani hücre zarı dediğimiz bir nolu kısım. Bir de bunu ne diyoruz evladım? Hücre zarı diyoruz. Hücre zarı ile çekirdek arasında olduğuna akışkan yarı saydam sıvı yani sarı kısma ise biz iki nolu kısım yani sitoplazma diyebiliriz Tonguç evladım. Bu da aklına küp olsun. Geldik genetik bilgileri taşıyan yapılara. Tonguç ne demiştik sana? Hücrenin zarı var, hücrenin çekirdeği var demiştik. Evet. Bu çekirdeğin içinde de çok özel ve genetik bilgilerimizi taşıyan bir yapı var. Biz buna ne ad veriyoruz Tonguç evladım benim? Kromozom.
Barzomozom. Hayır, barzo değil, kromozom diyoruz. Kromozom dediğimiz bu yapı aslında hücrenin bilgilerini taşıyan yer. Peki bu kromozom denilen yapı aslında içinde ne var dersen, içinde DNA denilen böyle zincirler DNA'nın var. DNA'nın açılımı nedir hocam? Deoksiribonükleik asit demek aslında. O ne demek ki? DNA hatta şöyle bir saç örgüsü gibi bir yapıya sahip. DNA. Evet, DNA çok güzel, İngilizcesinde çok güzel söyledin. Bu saç örgüsü yapısı aslında bizim şifrelerimizin içinde olduğu yerdir diyebiliriz. Şifrelerimiz dediğimiz şey nedir Tonguç'um? Aslında kodlar. İşte bunun içinde böyle bazı kodlar var. Ve bu kodlar belli sıraya göre, belli diziye göre dizildiği zaman bizim gözümüz mavi oluyor. Belli başka bir dizide ne oluyor Tonguç'um? Gözümüz kahverengi oluyor. Saçımız kahve siyah oluyor falan filan. Bunların hepsi aslında bu kodlara... Kırmızı yeşil oluyor mesela. İşte bu DNA dediğimiz bu kodların içindeki sistem aslında belli özellikleri taşıyor. Ve bu belli özelliklerin bulunduğu yere ne diyoruz biz Tonguç Evlen Bey'im? Gen diyoruz. Hani genetik birimi var ya Tonguç'um. Genetik aslında genle ilgili birimler demek aslında. Yani gen demekse bizim özelliklerimizi gösteriyor. Mesela senin genin bozuk desem ne dersin bana Tonguç Evren Bey? Yani benim atalarımdan bana miras dangozluk kalmış. Aynen ya, genin bozuk dediğim şey aslında çok yanlış bir şey tabii. Böyle söylenmez hiçbir şey. Hiç hani senin geni güzeldir. Hayır, burada şunu demek istiyorum. Yani genlerinde bir hata var. Yani özelliklerin o yüzden garip grup oluşmuş demek. Mesela desek ki sen altı parmaklısın. O zaman senin genin bozuk değil mi? Bu genetik bir hastalık çünkü gerçekten de. Dolayısıyla bu mesela... bazı insanlarda var altı parmaklık bu arada. İşte bu genleriyle alakalı. Yani özelliklerimizi kontrol eden şifrelerle alakalı. Genler aslında bir nevi şifrelerdir. Peki bu şifreler neredeydi Tonguç Evren benim? DNA'ların içinde. Bu DNA'lar proteinlerle birleşerek neyi oluşturuyor Tonguç Evren benim? Kromozomu oluşturuyor. İşte kromozom aslında hepsinden daha büyük. O yüzden ben şöyle bir kodlama geliştiriyorum. Kedi geni diye bir kodlama var. Kromozom, DNA ve... Kromozom, DNA ve gen. Yani kromozom en büyüğüdür. DNA ondan daha küçüktür. Gen de bunların içindedir. Yani gen DNA parçasıdır aslında. Yani küçük parçasıdır. DNA daha büyüktür. Ama DNA'lar büyük paketlenerekten proteinlerle birleştirilerek kromozom oluşturur diyoruz. O zaman hemen sana birkaç tane soru yapayım. Hangisi hücrenin yönetici molekülüdür? Sence yönetici molekül dediğimiz şey hangisi Tonguç Evren? Tabii ki DNA yönetici moleküldür diyebiliriz. Hangisi DNA'nın belli uzunluklardaki görev birimidir? DNA'nın görev birimi dediğimiz şey ise mesela bu uzunlukta görev birimi gendir, yani 3'tür diyebiliriz. Hangisi hücre çekirdeği ipliksi yapılardır desek Tonguç evladım benim? Hücre geriye bir kaldı zaten. Geriye bir kaldı ama kromozom ipliksi yapılar değildir aslında. Burada bunu kromatin yapalım. Buna cevap olarak kromatin diyorum. Kromozomun aslında ipliksi yapı halindeki kısmıdır. DNA'nın ipliksi şeklindeki kısmıdır diyebiliriz Tonguç'um. Yönetici molekül dediğimiz şey de 2'dir diyebiliriz. Tonguç, kromozom 1'i burada koyamıyorum. Kromatin başka bir şey tabii ki. Kromozomsa hücrenin aslında bilgilerin içinde bulunduğu, DNA'nın içinde bulunduğu ve hücre bölünmesi sırasında bölünmeyi sağlayan yapıdır diyebiliriz. Geldik kromozomu, hemen demin sana söylediğim tanımı bir sadeleştirelim. DNA'larla Tonguç evladım benim. Proteinler birleşince ne oluşturuyor Tonguç evladım benim? Kromozomları. Yani... Tonguç mozomları. Bravo diyorum. Tonguç mozomları. Peki ne zaman oluşuyor bunlar? Pazartesi günleri hocam. Hayır, ne diyorsun saçmalama. Hücre bölünmesinden tam önce oluşuyor. Hücre bölünmesinden önce gözüküyorlar. Just before. Aynen, böyle hemen her yerde oluşmuyor. Her zaman oluşmuyor. Canlılarda, hangi canlılarda bulunuyor ise tüm canlılarda. Erzin mutlaka... canlılar. Çok kötü espri ya. Evet, gerçekten güzel bir espri aslında. Ben çok yazı rahatlatıcı soğuk espri, evet, yani. Soğuk esprilerle birazcık seferahladık tabii ki. Tüm canlılarda kromozomlar bulunur. Bunu unutmayacağız Tonguç. Peki burada çok önemli bazı kurallara geldik. Aynı türdeki bireylerde... Kurallar yıkılmak içindir. İnsanların kromozom sayısı kaçtır? Hemen söyle. İnsanın kromozom sayısı. 34. Hayır, saçmalama. İstanbul plakası mı herhalde? İnsanın kromozom sayısı... Şehre göre değişir. Mesela İzmir'in 35 daha fazla. 35 kromozom sayısı. Hayır, hiçbir zaman İzmit'in tek, daha az, 33. Tek kromozom olmaz. İnsanlardaki kromozom sayısı 46'dır. 46 kromozom sayısı olduğunu... Sen kendi kromozom sayısını bil bari. Japonlardaki kromozom sayısı kaçtır peki? Daha fazla. Hayır, aynıdır herhalde. Neden daha fazla dedin? Çünkü onlar daha başarılılar hocam. Ay Allah, senin ilini ver. İşte asla öyle bir ilişki yok. Mesela Tonguç'um, köpeklerde kromozom sayısı 78'dir. Bulldog'da da 78'dir. Labrador Retriever'daki de 78'dir. Veya işte kurt köpeğindeki de 78'dir. Dolayısıyla kromozom sayıları aynıdır. Aynı türde diyebiliriz. Kromozomun yapısında bulunan
genlerin sayısı ve özellikleri birbirinden farklı olduğu için bunlar birbirinden farklıdır. Hmm. Yani mesela Labrador neden sarı bu siyah? Çünkü içindeki genlerin yapısı birbirinden farklı olduğu için farklıdır diyebiliriz. Peki Tunç, sana bayağı bir farklı bir şey göstereyim. Bak, kromozomu yorumlamarken şöyle bir mantık var. Gerçekten abi böyle şeyler çıkıyor. İnsanın kromozom sayısı 46'dır Tunç. Evet. Moli balığının kaçtı biliyor musun? 2 falandır herhalde. Hayır, 46'dır. Aa! Çok enteresan. Evet, enteresan bir şey. Ama insan ve moli balığı kromozom sayıları aynı olduğu için aynı gelişmişlikte midir? Yani aynı kalitede midir? Bizim kadar zeki yani. Hayır evladım, o balık dangoz musun? Dolayısıyla insanla moli balığı birbiri aynı değildir. Sebebi ne bak? O kromozom sayıları aynı ama. Sebebi Tonguç evladım benim. İçindeki genler, şifre, kod birbirinden farklı olduğu için farklıdır. Tonguç'um, köpekteki kromozom sayısı 78'dir. Güvercindeki 16'dır. Soğandaki 16'dır. Peki Tonguç, güvercin soğan kadar gelişmiştir diyebilir miyiz Tonguç evladım benim? Soğandan daha gelişmiş. Daha gelişmiştir ama işte önemli olan içindeki şifre, kromozom sayısı değil. O yüzden şunu unutmayalım. Köpek grafideki en gelişmiş canlıdır. Tamamen yanlış skandal. Bir bilgi. Çünkü insan en gelişmiştir ama kromozom sayısı 46, daha az. Önemli olan şifre diyorum çünkü. Kromozom sayısı aynı olan farklı türe ait canlılar vardır, bakalım. Bak, farklı tür moli balığı insan, kromozom sayısı aynı, 46. Doğru. Kromozom bütün canlılarda eşit sayıda bulunur. Ya öyle bir şey olabilir mi? Köpekte farklı, moli balığında farklı, güvercinde farklı. Bu yanlış bir ifade. Kromozom sayısı ile vücut büyüklüğü arasında bir ilişki vardır. Tonguç'um. Var ama soğan daha küçük değil mi hocam? Peki Tonguç, insan mı daha büyük, köpek mi daha büyük? İnsan daha büyük ama kromozom sayısı daha az. Hmm. Öyle bir ilişki olsaydı o zaman köpeğin en büyük canlı olması gerekiyordu. Böyle bir ilişki yok. Kusura bakma arkadaşım diyoruz. Ve bu çok önemli alıştırmayla aslında 7. sınıf tekrarımızı da bitirmiş olduk Tonguç evladım benim. Evet, şimdi Tonguç'um, ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Çok güzel bir şekilde kampımız devam ediyor. Hadi bakalım, şimdiden başarılı evladım. Başlıyor kamp, üşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden kur sorulara cevap, sınavda yapma boşa hesap. Bak Tonguç'ta başlıyor kamp, üşenme hadi çalış, hazırlık yap. Şimdiden kur sorulara cevap, senin için 7'den 8'e kamp.